Evet, yeni bir haftayla karşınızdayız. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Konuklarım gelmiş. Hemen bir tanışalım, merhaba diyelim. Şükriye Hanım ilk kayınvalidemiz, haftanın ilk yarışmacısı Muhsine. Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz Muhsine? Esenler'den. Aynı yerde mi oturuyorsunuz? Aynı semtte misiniz? Aynı semtteyiz. Aynı semtin gelin ve kayınvalidesi. Kaç yıllık gelirsin canım? 3 aylık. Aa! 3 aylık. Geçen hafta da 4 aylık bir gelinimiz yarışmıştı. Evet. Hadi bugün de 3 aylık bir gelinimiz. Mutluluklar diliyorum. Ne yaptınız, nikah? Nikahtan olmadı. Ekim'de düğün yaptık. Son anda yetiştirdik. Ha, Ekim'de yaptınız. Aynen. Anladım. Ah canım benim. Niye aynı evde değilsin bakayım sen kayınvalidenle? Ayrı, yani bu zamanda aynı ev olmaz. Ev üstüne ev olmaz. Ama oradan da çıkmıyorum. Efendim? Onlardan da hiç çıkmıyorum zaten. Öyle gelinler mi? İstemiyor zaten kayınvalideyle oturmak. Yok, ama hiç çıkmıyormuş senden. Kayınvalidem istemedi zaten. Ha, bir şunu öğreneyim. Niye istemedin gelinini? Ya, kendi evinde otursun. Ha. Hem rahat eder. Bravo. Biz de rahat ederiz. İşte örnek kayınvalide. Kimisi bırakmıyor, tatlış yok, kum. Yok, kendi de zaten şey hani. Yeni bu daha hiçbir şey bilmez, kalsın yanında falan diyorlar. Yok demedi. Senin eşinin adı ne? Hakan. Hakan'la nasıl tanıştınız, anlat Hakan'la bakayım. Hakan'la güvenlik, aynı iş arkadaşı olarak çalıştık. Güvenlik görevlisi miydiniz? Evet, aynı, ikimiz de güvenlik görevlisiyiz. Evet. Orada normal kanki, arkadaş, muhabbet, 4-5 arkadaş olarak tanıştık. Hani, bir gruptunuz. Gruptuk. Evet. Sonra bu ilerleyen zamanlarda... Sola takılmak istediler artık yani. Sonra bu tabii aşık olmuş. Olmuş. Beraber pikniklere falan gidiyorlardı, gezmelere gidiyorlardı. Biz öyle geziyorduk, hani orası senin burası, hani arkadaş ama toplu, arkadaş olarak yalnız piknikler. Değil. Sonra, piknikte hiç mesela gruptan ayrılmadınız mı? Hayır. Ah, top kaçtı, şuraya doğru gidip alalım yok, falan. Yok. Dur bakayım, karpuz soğumuş mu? Zaten bende bir şey yok, onda hep var. Hadi. O aşık olmuş. Senin haberin yok. Haberim sonradan oldu. Ben normal arkadaşım. Ben de çok büyük konuştum. Dedim ki iş yerinde asla ben sevmem. Olmaz. İşte olur mu? Olmaz. Diye. Evet. Sonra ama oldu. Oldu. Çok sabırlı davrandı. 4 sene 5 sene bekledi beni. 4 sene 5 sene mi? Ben yok dedikçe sabırla yanaştı bana. Kaçağın kovalanır misali. Aynen öyle. Muhsine ne koşturmuş oğlunu, ne koşturmuş peşinden. O son bir sene sonra bir sene artık sonra durdu. Öğrendim ben. Bir sene artık öğrendim. Çocuk kilo verdi, 10 kilo verdi. Gözümün önünde eridi çocuğum. Ay, gidiyor aşk acısından. Bir de insanlar anlıyor, acaba bu kime aşık falan diyor. Ben de kızıyorum ama bak, birine belli edersen vallahi sen bilirsin asla... Sen niye bu kadar katı davrandın? Ya ben çok resmen büyük... Resmen eritti oğlumu. Eritmiş, yani. Bitirmiş. Şimdi aldı mı verdiği kiloları geri? Aldı. Her gün geliyor, annesi yemek yapıyor, ben de tatlı yapıyorum. Yok sufle, yok sütlaç. Sen nerelisin Muhsine? Mardin'e bir sevgiler, selamlar. Siz? Sinop. Sinop'a da bir sevgiler, selamlar. Mardinli gelinlerimizin eli çok lezzetli oluyor. Öyle diyorlar. Diyorlar mı? Öyle yani. Benim de haberim yok, öyle diyorlar. Sen peki çalışma hayatın var, evde yemek yapıyor muydun bekarken? Evet, aslında evliyken elimi falan çektim mutfağa, kaynanam da yiyorum hazır yemek. Yiyorsun da bugün ondan yemiyorsun. Sen yapıyorsun, biz yiyeceğiz. Evlenmeden önce ben hep yemek yapardım, ederdim anneme, hani yetişirdim ben yapayım edeyim. Şimdi sen yapıyorsun yemekleri. Ben yapıyorum, yöresel, beraber yiyoruz. Yöresel yemekleri olunca öğretiyorum içli köfteyi falan da olmayı. 3 aylık kendine bak, öğretiyormuş kayınvalidesine. Sevdim bu kızı, güzel. Güzel. Bu arada yemek demişken tabii ki haftanın lezzetini de bir söyleyeyim. Seyircilerimiz merak ediyorlar ne pişirtirecekler bu hafta diye. Bu hafta gelinlerimize lazanya yaptıracağız efendim. Evet. Lazanya biliyorsunuz çok güzel bir yemektir. Aslında ana yemektir ama biz ara yemek olarak yaptıracağız sizlere. Ve diyoruz ki gelinlerimiz lütfen her biriniz farklı lazanya yapın ki biz de şöyle bir dadoa varalım da değişik değişik şeyler hem göstermiş olalım seyircilerimize, değil mi? Evet. Bunun bal kabaklısı var, lazanyanın ıspanaklısı var, tavuklusu var, karışık sebzelisi var, kıymalısı var. En çok kıymalısı bilinir. Kıymalısı ama sebzeleri de çok güzel geldi. Olur. Kıymalısı sen mi yapacaksın kıymalısını? Evet. Peki o zaman hadi girelim bir menüye. Haftanın ilk menüsü geliyor Muhsine'den. Buğdaylı ayran çorbası, ara sıcakta da içli köfte yanına da. İçli köfte mi? Mardinli olunca değil mi? Ama lazanya da var. Kıymalı yapacağım. Sen lazanyayı kıymalı yapacaksın. Kıymalı da içli köfte. Kıymaya doyacağız bugün.
Evet biraz öyle. Ben mantarlı istedim de başkası almış. Kapmış. Hmm. Ah ah ah. Ben de dedim. Evet öyle ayarlamalar yapmak durumunda kalıyoruz. Denk geliyor bazen evet. Çünkü hepsi üst üste aynı yemeği başka bize yaptıramıyoruz. Başka bir şey dedim yapayım basit olur derler. Doğru söylüyorsun. İşli de dedim biraz eğleniyor. İşli köfte de bir maharetini göster. Dur bir havanı at. 3 aylık elim olmasın. İşli köfte yapıyorum falan yani. Diye böyle. Kapya biber bir şey diyordun yanında. Yoğurtlu kapya biber sarımsaklı yapacağım. Yanında güzel. Evet. Ana yemek ne seçtin? Saç kavurma. Hah! Saç kavurma şehriyeli, ama değil mi? Şehriyeli saç bulgur. Saç kavurma diye fayita koyma bizim önümüze. Yok. Etli falan. Kuyruk yağı alacaksın mı? Alacağım. Alacaksın kuyruk evet. Yağı. Al çünkü kuyruk yağsız saç kavurma olmaz. Olmaz. Yaptılar olmadı. Dana etinden de yapmayacağım kuzu etinden. Evet bravo. Çünkü dana eti olmaz. İşte bu olmaz. Saç kavurmanın aslı karşılığı odur. Yaparsan kuyruk yağı. Eğer dana kullanırsa Mardinler dalga geçer, ayıplarlar. Ya bak biliyor bu işi biliyor. Yanında bir şey var mı saç kavurmanın? Mardin yöresine ait şehriyeli bulgur pilavı. Tamam, salata? Salata da mevsim salatası. Mevsim salatası. Tatlı? Tatlı da Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs tatlısı. Aa ne zamandır yapılmıyordu. Bir ara çok trendti bizde. Hadi bakalım karlar hala duruyor bu arada. Bizde 15 gün oldu ama. Şöyle sıkı sıkı giyin. Git alışverişini evet, yap. Evet ben gideyim. Ondan sonra mutfakta görüşürüz. Mini zengin güzel. Hep etli. Bizler severiz ya eti. Ama tatlısını merak ettim. Acaba ne kullanacak? Meyveli mi olacak, krem şantili mi olacak? Ona göre de puanlarımızı veririz. Bir de yani lazanyanın yanında içli köfte ikisi de kıymalı. Çok fazla et yoğunluğu var. Bence uyumsuz. Et zaten ağır gelir hepsi. Hep protein ağırlıklı. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Uyumsuz buldum ben. Bir de göründüğü gibi hep böyle güler yüzlü şey midir? Tatlış midir? Kıskanç. Ha kıskanç. Zaten hepsi kıskanç. Gerçi oğlum da kıskanç. Oğlum da kıskanç. Hmm. Çalışıyor değil mi şu an güvenlik görevlisi olarak? Oğlum mu? Şey gelin. Gelin şu anda çalışmıyor. Ha şu anda çalışmıyor. Evlendi bıraktı. Ha bıraktı. Evet. Çalışmıyorsa niye yemekleri siz yapıyorsunuz anlamadım. Ben yapıyorum ben seviyorum yemek yapmayı. Hazır mısın gelin hanım? Hazırım markete gidiyoruz mikser. Tamam da yani artık evli ayrı evde yaşıyorlar. Ben de zannettim ki çalışıyor. Akşam işten geliyor onun için siz de yiyorlar. Tamam da gelin benden fırsat bulmuyor. Bulamıyor yani. Ha sen istiyorsun. İlk ben giriyorum ilk Şükriye önce. Hanım. Oğlun demiyor mu bırak anne artık da karım yapsın yemekleri biz evlendik evde çalışmıyor da diye. Yo, o da tatlıları yapıyor bize. Ha tatlılar Muhsine'den yemekler senden. Benden. Yakın mısınız Esenler'de? Evet yakınız. Muhsine kaç aylık evliydin? 3 aylık. Daha yeni gelinsin. Evet ya. Nasıl bir duygu yeni gelin olmak? Fena değil yani iyi. 3 tane yeter herhalde. Düğün yapabildiniz mi? Vallahi son demleri yaşadık hemen yaptık bitti olay. Henüz 3 aylık evlisin neyine güvendin de katıldın yarışmamıza? Ya güveniyorum ben sürekli mutfaktayım ben bakmayın. Yemeklerini beğeniyorlar mı? Çok beğeniyorlar. Ortada koca yok kaynana yok. Bizimkiler diyor ki hemen şey yap, sen de katıl diyor. Dedim ki kaynana yok ortada, kimle katılacağım ben? Evlenmeden önce mi yarışmaya katılmak istiyordun? Tabii aynen. Demek ki yemeklerine çok güveniyorlar. O kadar, çok beğeniyorlar. Ama yemekleri kayınvaliden yapıyormuş. Evet o yapıyor, ben de tatlıları yapıyorum. Gelin hanım bir dakika dur! Boynundaki ne? Ne? Hakan mı aldı yoksa? Evet, nişanda tak. Altın mı yoksa? Ben küçük bir şey yap dedim, gitti kocaman yaptı. Günlük takılmıyor ki bu anam. Buna kaç para vermişti? Vallahi çok para. Bilmiyorum ki vardır 3-4. Bu kadar var mıdır? Vardır. Hadi mikser beni oyalama, çok işim var. Şu anda kayınvaliden arkandan dedikodunu yapıyormuş. Dedikodu yapmaz ya, ağzı var deli yok kadının. Amcacığım, gelinimiz bugün başarabilir mi? Amca, herkese benim gibi kaynana kayınpeder Allah nasip etsin. Mahallede otur. Buna göre kimin gelin? Sinoplu. Burada oturmuyorum. Amcacığım kocası çok kıskançmış. Çok. Ha kocam kıskanç ne yapacağız ya? Tüyo ver bana eski topraksın. Nasıl niye kıskanıyor? Seni mi kıskanıyor? Evet ya anneme bile onunla gidiyor. Olmaz ya. Gelin dışarı çıkmak isteyince ben de geliyorum diyormuş. Evet. O kadar ben onsuz bir yere gidemiyorum. Evet. Tek de zaten gidip ne yapacağım Allah aşkına. Teşekkür ederiz amcacığım. Teşekkür ederim amca görüşürüz. Başka çocuğun yok mu? Tek oğlun mu? İki de kızım var tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.